Merhaba arkadaşlar, ben Hanife Hoca, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle ortalamalar, aritmetik ortalama, geometrik ortalama ve harmonik ortalama çeşitlerini göreceğiz. Çıkmış sorularla arkadaşlar konumuzu anlatacağız. Öncelikle ortalama çeşitleri nedir? Buna bakacağız. Bundan önce arkadaşlar videonun PDF halini hanifehoca.com adresinden bulabilirsiniz. Oran orantı dersimizi izlemediysen evlat, o dersi de izliyorsun, tamam mı? Ondan sonra bu derse bakıyorsunuz. Ortalamalar dersi arkadaşlar. Ortalama çeşitleri nedir? Aritmetik ortalama var. Geometrik ortalama ve harmonik ortalama var. Genelde bizim en çok kullandığımız iki tane ortalama çeşidi var. Harmonik bazen kullanılan bir şey. Burada arkadaşlar aritmetik ortalamayı nasıl bulacağız? A, B, C'de 4 tane sayı olsun. Aritmetik ortalama şöyle bulunuyor. Elimizdeki bütün sayıları topluyoruz. A, B, C, D hepsini topluyoruz. Kaç tane sayı varsa ona bölüyoruz. Burada aritmetik ortalama bulunmuş oluyor. Yani elimizde 20 tane sayı olsa 20 tane sayıyı yan yana yazacağız. Toplayacağız. Ondan sonra 20'ye böleceğiz. Bu aritmetik ortalama. Geometrik ortalama da şöyle arkadaşlar. Kök içine alıyoruz. Kaç tane sayı varsa hepsini çarpıyoruz. Kaç tane sayıyı çarpıyorsak o kadar işaret buraya kök işareti olarak koymamız gerekiyor. Yani aritmetik ortalamada aşağıya payda olarak yazılırken geometrik ortalamada köke yazılıyor. Ama aradaki fark geometrik ortalama çarpma şeklinde, aritmetik ortalama toplama şeklinde yapılıyor. Tamam mı evlat? Harmonik ortalama arkadaşlar, kaç tane sayımız varsa yukarıya yazıyoruz. Diyelim ki 20 tane sayı var, o zaman yukarıya 20 yazacağız. Ve sayıları da 1 bölü A, 1 bölü B, 1 bölü C, 1 bölü D bu şekilde yazacağız arkadaşlar. Dolayısıyla burada N'nin 4 tane olması, 4 tane sayı olduğu için N'nin 4 olması lazım. Normal şartlar altında arkadaşlar en küçüğü harmonik, en fazlası aritmetik ortalamadır. Yani mesela diyelim ki X eşittir 2, Y eşittir 3 ve Z eşittir 4. Bu 3 tane sayının aritmetik ortalaması geometrik ortalamasından daha büyük, harmonik ortalamasından da daha büyük oluyor. Dolayısıyla aynı sayılardan bahsediyorsak en küçüğü harmonik, en büyüğü de aritmetik ortalama oluyor. Eğer aritmetik ortalama, geometrik ortalama ve harmonik ortalama birbirine eşitse burada sayılar kesinlikle birbirine eşit oluyor arkadaşlar. Tamam evlat, bu kadar. Bu kadar yani konumuz. Ondan sonra soru çözümüne geçeceğiz. Hazır mısın? Hazırsan soru çözümüyle devam ediyoruz. Çıkmış sorularla arkadaşlar konumuzu işleyeceğiz. 89 ÖYS sorusu bu şekilde çıkmış bütün sorular arkadaşlar. Bunlarla ilgili zaten çıkmış bütün soruların videosunda ayrıca çekeceğiz. X ile Y'nin aritmetik ortalaması 15. Aritmetik ortalamayı nasıl buluyorduk? İkisini topluyorduk, 2'ye bölüyorduk, eşittir 15 yazıyorduk. Bu kadar. X ile geometrik ortalaması 6 kök 3. Y ile geometrik ortalaması 6 kök 10 olan sayı kaçtır? Burada ne yapacağız? Öncelikle 2'yi atalım karşıya. X artı Y ne olacak? 30 olacak. Diyor ki öyle bir sayıyı tanımla ki bana. X ile geometrik ortalaması 6 kök 3 olsun. Y ile geometrik ortalaması 6 kök 10 olsun. Bu sayı nedir? Dolayısıyla geometrik ortalamayı nasıl buluyorduk? X çarpı sayımız A olsun örneğin. 2 tane sayı olduğu için buranın kök derecesi 2 olacak. Eşittir 6 kök 30 olacak. Her iki tarafın karşılıklı karelerini alırsak X çarpı A ne olacak? 36 çarpı 30 olmayacak mı? Bu şekilde olacak. Aynı şekilde Y ile de geometrik ortalama alınacağı için aynı sayının Y ile geometrik ortalaması alınacak. O da 6 kök 10'muş madem. Y çarpı A her iki tarafın karşılıklı karelerini alırsak 36 çarpı 10 olur. Bakın alt alta topluyorum. Ne olacak? Şurayı alt alta topladığım zaman X çarpı A, Y çarpı A ne olacak? 36 çarpı 30. 36 çarpı 10 olacak. Burayı A parantezine alırsam ne çıkacak? X artı Y. Burayı zaten biliyorum. 30 burası. Dolayısıyla ne olacak? A çarpı 30 olacak. Burayı da 36 parantezine alırsam
Burayı da 36 parantezini alırsam ne olacak? 36 çarpı 30 10 daha 40. Burası da böyle yazılacak. Şimdi bakalım buradan A ne çıkacak? Sıfırlar birbirini götürecek. 3'e böldüm 1, 3'e böldüm 12. Buradan A ne çıkar? Buradan A 48 çıkar. Demek ki öyle bir sayı ki X ile geometrik ortalaması 6 kök 30. Y ile geometrik ortalaması 6 kök 10 oluyor. Bu şekilde arkadaşlar böyle bulabiliriz. Yani aritmetik ortalama ve geometrik ortalamanın mantıklarını, temel mantıklarını kullandık ve yaptık. Tamam mı evlat? Geldik diğer bir soruya. A ile B sayılarının geometrik ortalaması 3. Aritmetik ortalaması 6'dır. Buna göre A kare artı B kare sayılarının aritmetik ortalaması kaçtır? Önce A ile B'nin geometrik ortalaması 3 ise, yani kök içinde A çarpı B neye eşitmiş? 3'e. Karşılıklı kare alıyorum. A çarpı B neye eşit? 9. Bu bir kere benim elimde dursun. Aritmetik ortalamalar ile 6'ymış. Yani A artı B bölü 2 de 6'ya eşitmiş. Buradan A artı B neye eşit olur? A artı B de 12 olur. Bu da benim elimde dursun. Şimdi ne diyor? A kare artı B kare sayılarının aritmetik ortalamasını istiyor. Ben bunu nasıl bulurum? Çarpanları ayırmayı biliyorsak arkadaşlar bunu bulabilirsiniz. A kare B kare aritmetik ortalama dediği için bana lazım olan şey şu. A kare artı B kare bölü 2. Benden istediği şey bu. Benim bunu bulmam lazım. Dolayısıyla bakın ne yapıyorum? Şöyle bir şey yapıyorum. A artı B'nin karesini alırsam, parantez karesini alırsam bu neye eşit olacak? A kare 2AB artı B kareye eşit olmayacak mı? A artı B nerede? Burada 12. 12'nin karesi yani 144. 144 eşittir. A kare artı AB neymiş? 9. 2 ile 9'u çarparsak 18 artı B kare. Buradan ne çıkacak? 18'i bu tarafa atarsak A kare artı B kare ne çıkacak? 126 çıkacak. Buradan A kare B kare 126 ise madem benden bunu istiyor. Benden bunu istiyorsa A kare artı B kare bölü 2 bunların aritmetik ortalamasını istiyorsa 2 tane sayı var. Dolayısıyla 2'ye bölmem lazım. Bu da nedir? 126'yı 2'ye bölersem 63 benim cevabım olur. Bu şekilde arkadaşlar 2011 LYS sorusu güzel bir soru. Yani ortalamalarla ilgili güzel bir soru. Geçtik 88 ÖSS sorusuna. X ile Y sayılarının aritmetik ortalaması 15. X ile Z sayılarının aritmetik ortalaması 17. Y ile Z sayılarının aritmetik ortalaması 28 ise Z nedir? Buradan bildiğimiz arkadaşlar aritmetik ortalamayı zaten artık biliyoruz. Buradan X artı Y ne çıkacak? 30 çıkacak. Aynı şekilde X ile Z'nin aritmetik ortalamasını biliyoruz. Buradan X ile Z ne çıkacak? 34 çıkacak. İki katları çıkıyor. Çünkü iki tane sayı var zaten. Y artı Z bölü 2 de 28. Buradan Y artı Z de 56 çıkar. Şimdi bakın alt alta topladığım zaman ne olacak? 2x, 2y, 2z. 2 parantezinde x artı y artı z ne olacak? Ne yapar? 80, 90, 120 yapar. 120 yapar. Buradan x artı y artı z de 60 yapar. Benden ne istiyor? Z'yi. Zaten x ile y'nin toplamı ne? 30. Getirip buraya 30 yazdığım zaman z de buradan 30 çıkacak gördüğünüz gibi arkadaşlar. Yani aritmetik ortalamanın mantığını kullanarak yapıyoruz. Burada anlattıklarımızın tamamının PDF halini hanifehoca.com adresinden bulabilirsiniz arkadaşlar. Web sitemi ziyaret edin. Orada şimdiye kadar anlattığımız bütün derslerin PDF hali bulunmakta. Bir gruptaki kız sporcuların yaş ortalaması 15. Erkek sporcuların yaş ortalaması ise 24'tür. Kızların sayısı erkeklerin sayısının 2 katı olduğuna göre grubun yaş ortalaması kaçtır? Bunu ben normalde aslında çok basit bir mantıkla çözebilirim. Kızların sayısı erkeklerin sayısının 2 katıysa o zaman ben diyorum ki 2 tane kız olsun 1 tane erkek olsun. Yani bu mantıkla çok rahat yapabilirsiniz. Şimdi 2 tane kız varsa ve bunların yaş ortalaması 15 ise o zaman kızların yaşlarının toplamı 30 yapar. Çünkü neden? 30'u 2'ye böldüğümde 15 yapması lazım. Yani tersten düşünüyorum. 2 çarpı 15,
30 yapar. Bir tane de erkek var. 1 çarpı 24, 24 yapar. Toplamda aslında elimdeki yaş miktarını buluyorum. Yani ne yapacağım? Toplamda 54 yaş var. Kaç kişi var? 2 kız, 1 erkek. Ne yapar? 54 bölü 3'ten 18. Bu şekilde kızların sayısı erkeklerin sayısının 2 katıysa 2 kız, 1 erkek. Bu şekilde arkadaşlar çok rahatlıkla bulabilirsiniz. 15 tane sayının ortalaması 25'tir. Ortalama dediği şey aslında aritmetik ortalamadır. Bunu böyle bileceksiniz. Bu sayılara toplamı 375 olan 10 sayı ekleniyor. Buna göre yeni ortalama kaç olur? Şimdi arkadaşlar böyle durumlarda öncelikle ortalama nasıl elde ediliyordu? Elimizdeki bütün veriler yani x1 artı x2 artı x3 nokta nokta xn n tane sayıya bölüyorduk. Neyi buluyorduk? Ortalamayı buluyorduk değil mi? Bu bize ortalama yani aritmetik ortalamayı veriyordu. Dolayısıyla elimizde 15 tane sayı var ama sayıların toplamı yani şu yukarının ne olduğunu bilmiyorum. Dolayısıyla toplam bölü 15 neye eşitmiş? 25. Tersten düşünürsek buradan t ne olur? 25 çarpı 15. Buradan t ne çıkacak? 375 çıkacak. 250, 15 oradan 375 yapar. Aynı şekilde 375 daha ekleyecekmiş. Yani 375 artı 375 bölü kaç tane sayı oldu? 15 tane burada var. 10 tane sayı daha ekleniyor. Eder 25 tane sayı. Ne yapar? 750 bölü 25'ten yeni ortalama 30 bulunur. Bu şekilde öncelikle toplamı bulmamız gerekiyor. Ondan sonrası zaten çok daha kolay olacak. Geldik 97 ÖYS sorusuna. Yukarıdaki tablo bir sınıftaki öğrencilerin matematik sınavından aldığı puanların dağılımını gösteriyor. Buna göre sınıfın ortalaması kaçtır? Burada ne yapalım arkadaşlar? Öncelikle bakın dedik ki t'yi bulmamız lazım. O zaman t'yi bulacağız. T'yi nasıl buluruz? Puan var, öğrenci sayısı var. Bunları ikisini birbiriyle çarparsak t'yi bulmuş oluruz. Yani toplam puan ne olur? 1 çarpı 2. Artı 2 çarpı 5 artı 3 çarpı 12 artı 4 çarpı 15 artı 5 çarpı 4. Bu şekilde tek tek bulacağız. T burada ne yapar? 2 artı 10 artı 36 artı 60 artı 20. Burası ne yapar? 12, 48, 108, 128 yapar. Yani T'nin toplamı 128 puan var. Sınıfın ortalamasını soruyorsa t'yi bulduğumuz için 128 bölü kaç kişi var? Kaç öğrenci var? Onu bulmamız lazım. Öğrenci sayısı nedir? 7, 19, 34. Öğrenci sayısı 7, 19, 34 ve 38 tane de öğrenci var. Dolayısıyla 38'e bölmemiz lazım. Yeni ortalama bu olur arkadaşlar. Yani toplam puan bölü toplam öğrenci sayısı. Sadeleştirelim. Muhtemelen çok da güzel bir şey çıkmayacak. Ne yapar? 64 bölü 19 yaklaşık olarak yani 3 virgül bilmem ney böyle bir şey çıkıyor. Ortalama bu çıkar arkadaşlar. 64 bölü 19 yeni ortalama olur. Bunu da geçiyorum. A ile B sayılarının geometrik ortalaması 4. A eksi 1, B artı 1 sayılarının geometrik ortalaması ise 6'dır. A eksi B nedir? 2014 LYS sorusu. Güzel bir soru. Geometrik ortalamayı nasıl buluyoruz arkadaşlar? Bildiğimiz mantık A çarpı B 4. Buradan A çarpı B 16 çıkar. Bu benim elimde bir dursun. Aynı şekilde bunların geometrik ortalaması 6 ise yani kök içinde a eksi 1 çarpı b artı 1 eşittir 6. Karşılıklı karelerini alırsak a eksi 1 b artı 1 eşittir 36. Burayı tek tek dağıtıyorum. Ne olacak? AB artı a eksi b eksi 1. Bu şekilde eşittir 36. A çarpı B 16 zaten getirip yerine yazıyorum. 16 eksi 1 artı A eksi B eşittir 36.
Attık 26, 1'i attık 27. Ne olacak? 15. 21 ekledik. 21. Ne olacak? 15. 15'i attık. Buradan a eksi b 21 bulunur. Bu şekilde arkadaşlar, yani güzel, kolay bir soru. Geometrik ortalamanın ne olduğunu bilirseniz kolay arkadaşlar. Yani gördüğünüz gibi harmonik ortalama çok da kullanılan bir şey değil. Ama yine de aklınızda bulunsun. O kadar da zor bir formülü yok zaten. Ne olur ne olmaz çıkabilir mi? Çıkar. İki sayıdan küçük olanı bu iki sayının aritmetik ortalamasından 3 eksik. Herhalde en zor sorulardan biri bu. Yani o kadar da zor değil ama anlamak lazım. Önemli olan anlamak zaten. İki sayıdan iki sayı diyor. X ve Y olsun, tamam mı? Bu küçük sayı olsun. Bu büyük sayı olsun. Burada ne diyor? Bu iki sayının aritmetik ortalamasından 3 eksik. Yani demek ki aritmetik ortalama varmış. X artı Y bölü 2. Ben buradan 3 çıkardığım zaman küçük sayıyı elde ediyormuşum. X'i elde ediyormuşum. Bunu diyor yani. 3'ü atıyorum karşıya. Bakın burayı buradan sonra devam edeceğim tekrardan. X artı Y bölü 2 eşittir X artı 3. Buradan 2'yi atarsam X artı Y eşittir 2X artı 6'dan X'i de atarsak Y eşittir x artı 6. Yani biri diğerinden 6 fazla. Bu böyle dursun. Şuraya kadar olan kısmı yaptım. Büyük olanı da bu iki sayının geometrik ortalamasından 4 fazla. Yani buradan yine y eşittir. Geometrik ortalamaları x çarpı y'dir. Bunlardan 4 fazlaymış. Şimdi y gördüğüm yere ben x artı 6 yazarsam, bunu buraya atarsam burada ne kalır? X artı 6, 4'ü çıkarırsam x artı 2. Yani şöyle olacak. X artı 2 eşittir kök içinde x çarpı x artı 6. Y gördüğüm yere x artı 6 yazdım. Hepsini x cinsinden yazmış olduk. Karşılıklı kare alırsak arkadaşlar burası ne olacak? X kare artı 4x artı 4 eşittir. Burayı da dağıtırsak ne olacak? X kare artı 6x. X kareler birbirini götürecek. Bunu buraya atarsak 2x eşittir 4 olacak. 2x eşittir 4. X eşittir 2. X 2'ymiş. X 2 ise diğeri zaten bundan bir fazla. Y'nin de buradan 8 olduğu ortaya çıkar. Bu iki sayının toplamını soruyor. 2, 8 daha 10. Benim cevabım olur. Bu şekilde arkadaşlar, herhalde en zor sorulardan biri bu. Ama o kadar da zor değil yani. Aritmetik ortalamayı biliyoruz. İlk y eşittir x artı 6. Geometrik ortalamayı biliyoruz. Y gördüğüm yere x yazdım. Kendiliğinden çıkıyor zaten arkadaşlar. Çok da kasmaya gerek yok. Ama bu tür sorular ÖSYM'nin artık yeni sevdiği böyle istatistik tarzı sorular. ÖSYM'nin yeni sevdiği sorular arkadaşlar. Dolayısıyla bunlardan soru gelme ihtimali yüksek. Dolayısıyla ortalamaları iyi öğrenin. En azından elinizde bir tane soru banko olur. Bu şekilde arkadaşlar çıkmış sorularla aritmetik ortalama, bu şekilde geometrik ortalama, bu şekilde. Videoyu beğendiysen beğen butonuna basmayı unutmuyorsun evlat. Tamam mı? Bunların çıkmış sorularının tamamını da çözeceğiz. O videoda görüşmek üzere. Kendine çok iyi bak. Bir sonraki dersimizde görüşürüz. Hoşça kal evlat.